Merhaba İngilizce. Ben Deniz Simsar Osman. Otogar'ın yerlisiyim. Yani otogarlıyım anladın. Otogarlı ne demek? Ne demek? Otogarlı demek Türkiye demek. Zira Türkiye'nin olayı her gün burada. Mesela ben Deniz'i hiç görmedim Adana'yı. 100 metreden tanırım Adana'yı. Atiyen bilmem Nize'yi, lakin yürüyüşünden tanırım Nize'yi. Hayatında hiç şoförlük yaptın mı? Yaptım tabii, ne zannettim? Biz anadan doğma simsar değiliz ki. Kralı gelsin demek isterdim ama zaten kralı biziz. Yok daha neler. Vallahi bakmasın. Bak şu adam var ya kesin kesin hizmet yolcusu. Nereden anladın? Ben anlarım bu kesin kesin hizmet yolcusu. Bıyıkta kurumuş pişmaniye. Kesik körfez kokusu. Daha girelim mi? Var mısın bahsine? Ben varım. Ben varım. Tamam, senin yerine de veriyorum. Ben. Alırım parayı ona göre. Tamam. Oo abicim. İzmit'e değil mi? Hayır kardeş. Hop hop hop. Nereye peşin? Sana ne kardeşim? Hayır yani İzmit'e gidiyorsan haybeye birbirimize bir çalım atmayalım. Samimi olalım, İzmit'e varalım. Sağda müsait bir yerde inelim. Kardeşim çok güzel konuşuyorsun ama ben İzmit'e gitmiyorum. Vallahi hayret. Aşırı derecede İzmit'e giden bir halim var. Niye gidiyorsun İzmit? Hayırdır? Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim ya. Abicim bir dakika. Sen şimdi din işlerine, devlet işlerine niye karıştırıyorsun? Bu mesele sen, ben, firmamız, Karayollar Genel Müdürlüğü, İzmit Belgesi, Abbas Valiyesi'ne mesele. Şimdi İzmit'in içine mi civar köylerin olmanı söyledim? Allah Allah Allah. Abicim ne oluyor da Allah 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 Allah. Ne iş yapıyorsun sen, yeniçeri misin? Kardeşim bak anlamıyor musun? Ben İzmit'e gitmiyorum. Canım ona bakarsan ben niye İzmit'e gitmiyorum, İzmit'e gitmiyorum diye bağırıyor muyum sana? Allah'ını seversen bir git başından ya. Bak bu bana dördüncü kardeşinin işi. Şimdi itiraf et senin de kanın bana kaynadı ha. O zaman seni şerefli koçlara gönderirim. Gitmiyorum lan, oraya da gitmiyorum. Gaziantep. Gitmiyorum. Kahramanmaraş. Manyak mısın kardeşim? Bak şimdi kardeşim dedi vallahi dedi. Altı etti sevgili abi. Yıllardır hep içime attım onu. Artık itiraf etmiyorum sana. Ben de seni seviyorum sevgili abicim. Onun için seni de o beste yollarım. Bak bakalım arada yerinde mi? Yandı. Değilse mutlaka haber ver. Ya kardeşim. Abilerin en güzeli. Abi Nazlı. Ya niye ben seni istediğine gidiyorum ya? Niye beni namusluk yerlere göndermeye çalışıyorsun? Aslında haklısın abi. Kimsenin seni istemediği bir yere gönderme hakkı yok. Ya kardeşim. Ben yola çıkarken simsarın biri beni uygun bulduğu bir yere gönderir diye çıkmadım ki. Ben şeye gidiyorum ya. Nereye? Hani Ankara'ya giderken sağ tarafta çam ormanları, sol tarafta... Nereye gidiyordum lan ben? Lanet olsun, ver İzmit'e bir bilet ya! Ali, Abbas! Gördünüz mü paralarınızı çatır çatır yiyorum, hiç şüpheniz olmasın. Hemen abime İzmit'e bilet veriyorum madem bu kadar çok istiyor. Yalnız... abi! İzmit'e hiç yerimiz kalmamış be. Don. Karababa Turizm'in sayın kaptanı. Lütfen yolcularınızı indirdikten sonra peronu terk eder misiniz? Allah cezanı versin ya. O nasıl bir ayak kokusu? Cinayet mi için bu ayaklarla? Aa, gel gel şuraya itiraf edelim. Kadıncağız kocasının üstüne kadın giysi görünce iş anlaşıldı. Meğer sırf o karışta yanlış giysiler giymişler anlayacağım. Anlıyorum. Kusura bakmayın hanımefendi ama tam 9 saatte durmadan konuşuyorsunuz ya. Mola yerinde sizden kurtulmak için tuvalete girdim. Erkekler tuvaletine bile geldiniz ya. Bakın yolculuk bitti lütfen kesin artık evimize gidelim ya. Aa bak şeyi anlatmayı unuttum. Geçenlerde Ayfer'e güne gittik. Bir kısır yapmış. Kısır da bok gibi Allah'ım olmuş hiç. Allah'ım nerede bu servis ya? Ya aslında seninle sohbet etmek iyi hoş da. Benim aklım hep bizim oğlum Berkecan'da. Büyük kızın oğlu Berkecan. Okumuyor. Haylaz. Oysa ailece elimizden geleni yaptık. Hey Allah'ım servis gelmezse bu kadın beni konuşarak öldürecek. Pardon delikanlı duyamadım. Yokmuş hanımefendi. Siz bir cinayete sohbetçisi veriyorsunuz ya ondan bahsediyorum. Hatta gazete benim görür gibiyim. Otogarda bir kadın genç adam konuşarak öldürdü. Yapılan otopside adamın belirli yerlerinde kadına ait cümleler çıktı. Dur aklıma bir şey geldi. Yalan söylemeyin hanımefendi. Sizin aklınıza bir şey gelmesi için benim konuşmama gerek yok ki. Kadınlarda da belli bir yaştan sonra çene prostatı başlıyor. Prostat tabii. Hey gibi koca nezih hey. Ya şimdi kim bu koca nezih? Kocam. Kocam olduğu için biz ona koca nezih derdik.
Hatta ne derdi biliyor musun rahmetli? Türkçe'de laf laf açıyor ya. Bizim evliliğimizin en büyük problemi de bu. Hala ne demek istediğini anlayamadım. Ben anladım. Ah dur. Sen evli misin? Sus. Anladım tamam beyni evlisin. Allah bir yastıkta kaçırsın. Allah'ım yeter be. Yeter. Biliyorum lan ben. Yüreğinden daha iyi. Dur. Ah yine. Aa Orhan sen de mi buradaydın? Ne işin var senin burada? Ya bize mi yattın? Nereden bildin geleceğimi? Aa ben bir şey duymadım ki ben annemi... Mükü'cüm hoş geldin. Canım hoş bulduk. Kusura bakma biraz gelecektim. Ya yok benim ben de seni beklerken bu beyefendiyi dinliyorum. Dinliyor muydun? Biraz aşağısında. Nasıl aşağısında lan? Uçurmada var aşağısında. Oğlum orada yolu bekliyor yine. Yoldan inmemişler ki zaten. Nasıl yol lan? Kaptan siz arabaya ya. Siz de şampuan. Ne? Lan araba kaza mı yaptı? Lan bu arabanın sigortası. Ne sıkıntılar? Çoko prensler. Aaa hoş sesliyim lan. Akşamdaki fet rahatlarsın. Lan ben sizin anamızı seveyim. Bak patron suratın nasıl renklendiğini görür müsün? Lan nasıl olmuş kaza? Vallahi bilmiyorum. Lan bu firmada kaç kişi çalışıyorsa bana topun anasının adresini getireceksin lan. Ben bunu tahmin ettiğim için adres aradım. Ama bir tek benim anamın adresi bu. Siz neye çıkıyorsunuz ya? Yürüyelim arkadaşlar. Doğru söyledin. Yürüyelim. Evet.
Kıymetli yolcular, otobüsümüz 3 gece kaza ve ilk yardım molası vermiştir. Çarlar bu şirketten değildir. Hepinize geçmiş olsun. Saygılar dilerim. Muavin, nerede bu şoför? Buralardadır, ne yapacaksın? Hiç! Yaranı sürekli koştum hiç uyumasın diye. Benim Mitret abim hayatta uyumaz. Gülbozuk koşuyor. Aykırıcım kumardan önüne geçiyor. Mitret abi geldi, yarıştı anladı. Abi ne yapıyorsun? Herkesin soruyor. Çabayım. Haşmet. Haşmet hayırdır inşallah. Uyandı direksiyon başında uyumuşum. Sonra uyanıyorum. Bizim araba şarrampolü vardı. Hani rüyaların tersi çıkardı? Haşmet. Uyudun mu zaten oğlum? Direksiyon başında uyumak nedir ya? Can taşıyorsun. Uyuduysam şarrampolü vardı benim abi. Arkadaşlar benim bir önerim var. Bunlara bir şu dakikaya geberdik kaza su verelim. Doğru. Zaten sürü tadı. Geberdelim. Ulaşalım ya. Öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Şunu unutmayın ki her fanenin geleceği yer burası. Aman aman nereye geldik? Daha demin otobüsteydik. Biz sabırımızı... Önceleri asistan zemani olarak işe başladım. Sonra disiplinli çalışmam sayesinde buralara kadar geldim Allah'a şükür. Bu hala düşen... Beynim. Siz cehenneme gidiyorsunuz. Aa! Cehenneme mi? Niye? Hanımefendi! Kocanızı tam 67 kere aldatmışsınız. 68'de aldatmışsınız. Bunu kayda geçirmedim. Geçirirsen büyük sıkıntı. Geçin şöyle. Vallahi çabuk buraya gel, öldüreceğim seni. Efendim, o sadece ünlü. Siz de geyik teybik olmalısınız. Burada sizden öyle söz ediliyor. Siz de eş durumundan cennete gidiyorsunuz. Rezan Müfik Akbaş. Biziz. Siz misiniz? Siz cehenneme gideceksiniz. Siz değil, ben meseleyeceğim. Aferin, akıllı çocuktan sizi. Gelelim size. Bizdin mi? Cehenneme. Hayır canım, ne münasebet. Yüce Rabbim sizin cehennemin dibine layık görmüş. Geçin şöyle ateş alın, ne diyorlar? Ya abi, ben size bir nane limon yapayım. Bir istirahat edelim, kendinize gelin. Geliyorlar. Rezan! Neredesin? Rezan amca. Rezan amca neymiş? Rezan amca gel buradayız. Resul amca gel. Resul amca ne olacak? Resul amca. Resul mü? Resul mü? Resulü! Resulü! Biz öyle bir genç yok. Ha! O mu? O 2068'de ölecek. Lahmacunlar kediye de verdim. Bu sefer dövüne dövüne ağlamasınlar.
Hele gel. Komiserim, senin yavrunu da lahmacun yapsalar, sen de ağlarsın. Komiserim, bu kadın yalan söylüyor. İnanmayın siz buna. Ne yalanı be, ne yalanı? Lahmacunun bıyıkları vardı. Tamam hanım, tamam. Ayşe, bu adam içeri at. Üstüne de 35 tane lahmacun söyleyebilir. Komiserim, yapmayın. Hapse atın. Bir de bana lahmacun da dayak etmeyin. Evet, gelin sağdakine. Koşun. Yanınıza oturayım. İftira komiserim, hayır. Komiserim, bu şeref yoksun eğilim. Benim kocamın yanına yanaştı. Bir baktın, kocamın saati yok. Ne bileyim bunda olmaksızın çaldığını? Sonra benim yüzüğümü ve cüzdanımı çaldı komiserim. Ben var ya ben, 23 Nisan bayramında bile zekat ve fitre veririm. Bu kıymetli insanları Allah seni çarpsın ki ilk defa görüyorum. Öyle mi? Bu cüzdan ne? Benim cüzdan ben. Benim cüzdan. Ya İstanbul'a diye geldik ama o da kardan yukarı çıkamadık ha. Ay göçüm bir bakayım siz değil mi? Yok kardeşim. Gel de kaldım. Şimdi sen belki parayı da besledin. Anlamayacağım. Para, para. Komiserim ben buradan zor çıkarım değil mi? Ya öyle canım. Öyleyse buyurun cüzdanınızı. Ayşe bu adam içeri at, üstüne de beton dök. Hayır. Tamam ben de oraya geçerim. Hayır. Komiserim, iyi akşamlar. Komiserim. Ayşe, bizim restoran buraya nereden geliyor bu lahmacunlar? Bu şişmanın lokantasından geliyor. Bize yapma bari ya. Komiserim, komiserim. Dışarıda bir adam var. Sen ona güvenli parayı çaldın. İftira komiser bey.